Efendim mutlu akşamlar, işte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir bültenle, beyaz ana haberle geldik karşınıza. Eğer yerlerinizi siz de ekran başında aldıysanız gelin Türkiye'de yaşanan öne çıkan haberleri sizlerle birlikte biraz daha yakından anlamaya çalışalım. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yerel seçim sonuçları ile ilgili oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu ve AK Parti kadro ve teşkilatlarında değişim sinyali verdi Erdoğan. Yorulan, hatası olan varsa dinlenmeye alacağız dedi. Ve gündeminde yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde yaşanan o akraba atamaları da vardı tabii. Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. AK Parti grubu 3 haftanın ardından gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bugün yeniden bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında vereceği mesajlar merak ediliyor. Yorulan arkadaşlarımız, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerinin alkışlarıyla karşılandı. Seyirci localarında da coşku ve heyecan vardı. Bakın, şimdi uluslararası mahkemeyi baskı altına almaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Birleşmiş Milletler şartını parçalayarak güya dünyaya meydan okuyorlar. Nesin sen ya? Orada o ufak kağıt makinesinin içerisinde onu parçalamak suretiyle bu işten yırtacağını mı zannediyorsun? Bedelini ödeyeceksiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ziyaretinizle ilgili bir planlama var mı? Herhalde yakın bir zamanda iadeyi ziyaretimi yapacağım. Meclisten ayrıldıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına son 21 yılda daima ihtimam göstermiş bir hükümetiz. Kamu kurumlarının milletimize ve iş dünyamıza tasarruf kültüründe de örnek olmasını, rehberlik etmesini hedefliyoruz. Erdoğan, kamuda tasarruf paketi hakkında önemli mesajlar verdi. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Erdoğan konuşmasında yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde yaşanan akraba atamalarına da ayrı bir parantez açtı. 31 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz, ibretle takip ediyoruz. Bir göreve seçilmiş olmak kimseye orayı bir akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Buralar, affınıza sığınarak söylüyorum, birileri için arpalık değil, ülkeye ve millete hizmet vasıtalarıdır. Erdoğan'ın oda ve borsa başkanlarına bir de müjdesi vardı. Bu 20 yıllıklar bizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecan sebebiyle de pasaport olayını Dışişleri Bakanımızla da görüştük. İnşallah yaklaşık 365 oda borsa başkanlarına bu yeşil pasaporttan verilecek. Ve efendim, işte Ankara Emniyeti'nde 3 üst düzey polis müdürünün görevden alınması ve gizli tanık Serdar Sertçelik'in gündeme getirdiği o hükümete komplo iddiasıyla ilgili tartışmalar siyasetin gündemini bir anda
değiştiriverdi Beştepe'de. Dün gece sürpriz bir zirve gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan FETÖ-vari taktiklerle oyun kuruluyor çıkışı da gelirken, gözlerse bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı tabii. Nasıl olmasın, bakın grup toplantısında konuşan Erdoğan, kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz dedi. Bize süre biçenler oldu. Korkanlar, ürkenler, hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar. Esameleri okunmuyor. Unutulup gittiler. Biz buradayız. Dimdik, sapasağlam ayaktayız. Biz buradayız, dimdik ayaktayız dedi. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 emniyet müdürünün görevden alınmasının ardından yaşanan tartışmalar gündemindeydi. Hükümete kumpas iddialarını işte bu sözlerle değerlendirdi. Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yaşanan gelişmeler siyasetin gündemini de bir anda değiştirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli yaşananları darbe girişimine benzetti. 17-25 Aralık hatırlatması yaptı. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, göz yumarsak, gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. 21 yılı aşan iktidarlarımız boyunca korkanlardan, sinenlerden, zoru görünce kaçanlardan olmadık. Gün oldu, vesayetçilere meydan okuduk. Emniyet, yargı ve ordu içinde yuvalanmış FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk. Bundan sonra da karşılarında dimdik durmaya devam edeceğiz. Dosyada M7 kod adıyla gizli tanık yapılan ve sonrasında yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, AK Parti ve MHP'ye yönelik bir kumpas kurulduğunu öne sürdü. Erdoğan o iddialara da cevap verdi. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için yeni kapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Kuklayı da, kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsinler, biz 30'a düşmeyeceğiz. O iddiaların ardından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı komplo devredi açıklamasının yankıları sürerken Ankara'da dün gece hareketli saatler yaşandı. Erdoğan, Beştepe'de MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u kabul etti. Açıklama yaptık buraya gelince. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da polislerin açığa alınması ile ilgili ilk kez konuştu. İddiaların araştırılması için mülkiye baş müfettişi görevlendirildiğini söyledi. FETÖ-vari taktiklerle oyun kuruluyor dedi. Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖ-vari gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Akşam saatlerinde açığa alınan polis müdürleriyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve 3 emniyet müdürü ve 1 polis memurunun gözaltına alındığı duyuruldu. Açığa alınan polis müdürleriyle ilgili araştırmalarda da sona geliniyor. Soruşturma kapsamında görevden alınan 3 isme anayasal düzene karşı suç işlemek başta olmak üzere suç için anlaşma, göreve ilişkin sırrı açıklama, yargı görevini yapanı bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs ve suçluyu kayırma suçları yöneltiliyor. Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir.
Ve işte İstanbul'da suya gelen o büyük zam tepkileri de beraberinde getirdi tabii. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu'nda görülen zam teklifi kabul edildi sevgili izleyenler. Ve buna göre de faturalara %36 ile 53 oranında zam yansıtılacağı öğrenilince de işte akla da bu soru geldi. Suya da mı zam geldi? Artık neye zam gelmiyor ki? Hep geliyor. Artık alıştık. Birçok şeye zam geliyor. Artık şaşırmıyorum. Ne yapacağız? Daha idareli suyu kullanacağız. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İstanbul'da suya kademeli zam geldi. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 32 lira 28 kuruşa yükseldi. Çok fazla. %10'luk civar bir şey olsa derdim ki olağan ama çok aşırı göze batan bir şey yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında İSKİ Genel Kurulu da yapıldı. %36 ile %53 arasında değişen su tarife değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zam gelir tabii. Her şey çok güzel olacak diye kazıkladılar, algı yaptılar, beyin yıkadılar. İstedikleri gibi oldu bittiye getirdiler. Ondan sonra göstere göstere zam yaparlar. Su hayatımızın her alanında. Ancak İstanbullu suyu kullanırken bir kez daha düşünmesinde fayda var. Çünkü suya kademeli olarak bir zam geldi. El yüz yıkamada kullanılıyor. Her yerde kullanılıyor. Su olmazsa olmaz yani. Su hayat. Zam geldiği zaman da insanlar mağdur yani. %36 ile 53 arasında bir değişen zamdan bahsediyoruz. Yeni tarifeyle birlikte 0.15 metreküp birim fiyatı 23 lira 72 liradan 32 lira 28 kuruşa yükseldi. Sebzeyi bir bütün olarak alacağız. Günlük sebze yıkamaktansa haftalık sebze yıkayacağız. Duşumuzda da suyu açıp bitene kadar şakır şakır akıtmayacağız. İstanbullu aniden gelen bu zamma anlam veremedi. İSKİ ise giderleri gösterdi ve bu zammı destekledi. Ancak tek bir çözüm yolu var bu zamdan etkilenmemek için. O da suyu boşa akıtmamak. Konutta şimdi en azından biz idareli kullanabiliyoruz. Ama işletmeler böyle değil. Bunun kısıtlamasına gidemezsiniz. Yapacak bir şey yok, zamlıysa zamlı. Haftada mesela 5 kere misal veriyorum, duş alıyorsun 5 kere girerim. Ne yapayım, zamlı diye duşa mı girmeyeceğim? En son Kasım ayında suya zam gelmişti. Yeni zamlı tarifenin önümüzdeki günlerde faturalara yansıması bekleniyor. İnsanları düşünen yok. Efendim şimdi yurttan ve dünyadan kısa kısa en ilginç haberleri sizler için derledik. Sırada kısa haber turumuz var. Tarihi Mısır Çarşısı'nda bu sabah yangın paniği yaşandı. Bacadan kaynaklı olduğu düşünülen bir çatıda bir yangın çıktı. Çarşıdaki 123 yıllık lokantanın bacasında başlayan yangına itfaiyeciler 3 koldan müdahale etti. Müdahale sırasında Mısır Çarşısı'nın ana kapısı yaya trafiğine kapatıldı. Neyse ki korkulan olmadı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarında sıkılan suyun tahliyesinden sonra Mısır Çarşısı yeniden hizmete açıldı. Sanırım herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok. Çocukların uçurtma sevdası az daha motosikletliği canından edecekti. Başı uçurtma ipine takılan motosikletli bir anda kendini yerde buldu. Şakirpaşa mahallesinde yaşayanlar hemen yerdeki motosikletlinin yardımına koşarken kazaya neden olan iki çocuk da böyle kaçtı. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bisikletliye çarptı, duramadı, kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra da duramayıp metrelerce sürükledi. Fren yapmayı bir türlü beceremediği için iki kişi yaralayan sürücü dakikalar boyunca aracından inmedi. İndikten sonra çarptığı iki kişiye ne olduğuna bakmadı bile. Mimar Sinan Caddesi'nde kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Yakaladığı balıkla annesi zannettiği başka bir ayının yanına koşturan bu yavru tam bir savaş başlattı.
Yavrularını korumaya çalışan iki anne ayı kavgaya tutuştu. Onlar suyun içinde mücadele ederken kavgayı başlatan yavrular korkudan en yakındaki ağacın tepesine tırmandı. Bu görüntüler Turgut Reis Bodrum yolunda çekildi. Kendi yolundan giden motosikletli otobüsün arkasından çıkıp hızla şerit değiştiren bu otomobil yüzünden ölümden döndü. En sağdan en sola geçen otomobile çarpıp devrilen motosikletli metrelerce sürüklendi. Bacağı kırıldığı belirlenen motosikletli hemen hastaneye kaldırıldı. Çarptığı araç da kaçtı. Ayvacık'ın Kadırga Koyun'da yaşayan Ahmet Cengiz'in 5 yaşındaki köpeği Prenses, annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendi. Yavrusu gibi bununla ilgileniyor. Aynen memelerinde süt gelmeye başladı. Hayatta bu daha anne olmadı. Sırlaştırdıkları 5 yaşındaki prensesin yavru kediyi böylesi sahiplenmesi Cengiz'i de şaşırttı. Şaşırdım yani. Yalıyor buna, ilgileniyor. Şaşırıp gaz pedalını bırakmayı unutan motosikletli cep telefonu dükkanına böyle daldı. İlk hamlede kaldırıma çıkamayan bu motosikletli ikinci hamlesinde gaza sonuna kadar yüklendi. Kaldırıma çıkmayı başardı ama gaz pedalını zamanında bırakamadı. Hızını alamayıp içeri daldı. Panikleyince de gaz kolunu bırakamadı. Hızla yol kenarındaki telefoncuya girip tezgahlarını deviren motorcu kendini de böyle yere attı. Motoru yeni almış, henüz alışamamış. Sağlık durumu iyiydi, herhangi bir zarar yoktu. Kimsenin yaralanmadığı kaza zararın karşılanmasıyla tatlıya bağlandı. Bakın efendim, başkentteyiz, Ankara'dayız. Kendisine korna çalan taksici öfkelendi ve satırla saldırdı o maganda. Şoför Erdi Yıldız'ın parmağını kopardı hatta. Ankara Çankaya'da yaşanan bu kan donduran olay araç içi kamerasına da işte saniye saniye böyle yansıdı. Kendisine korna çalan taksici öfkelenip satırla saldırdı. Taksi şoförünün parmağının koptuğu saldırı anı kameraya böyle yansıdı. Yolcuya gittikten sonra tabii bu sırada Erdi'yi, o vatandaş, Mert denen vatandaş her tarafını kesiyor. Sol baş parmağını koparıyor yerde, suratını dağıtıyor, omzuna satır vuruyor. Çankaya Sancak Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında çalışan Erdi Yıldız gece saat 3 sularında durağa bir müşterinin araması üzerine buradan ayrılıyor ve müşterisini almak için yola çıkıyor. Arkadaş alıyor, durağın önüne geliyor. Erdi'nin her tarafı kan, iz, surat, parçalanmış, omuz parçalanmış. Ondan sonra benim diyor parmağım koptu diyor. Tekrar olay yerine gidiyorlar. Parmağı yerden alıyorlar, baş parmağı. Bak benim bak yanında bayan var diyor. Bak ağzını bırakıyorum. Evet. Bak şimdi harfını da almışıyor. Bak polis var, şey var, ağzını al. Küfür etmiş maganda. Ondan sonra küfür ettikten sonra arabadan inip satırla saldırmaya başlamış. Erdi arkadaşımız kendini savunmak için elini kaldırmış böyle abi, parmağını kopartmış. Satırlı saldırının fitilini magandanın taksinin aynasına çarpması ateşledi. Buna öfkelenen Erdi Yıldız korna çalarak sürücüye tepki gösterdi. O saldırgan da Erdi Yıldız'a satırla karşılık verdi. Müşteriyi almak için yola çıkan Erdi Yıldız tam da o sırada yanından geçen bir aracın aynasını kırması üzerine ne olduğunu anlayamıyor. Bu noktaya geldiklerinde aracından inen saldırgan elindeki satırla Erdi Yıldız'a defalarca kez saldırıyor. Gözü dönmüş saldırgan taksicinin feryadını aldırış etmeden satırı defalarca kez salladı. O dehşet anları sırasında araç içi kamerası kayıttaydı. Yanındaki kadının çığlıklarına bile aldırış etmeyen saldırgan taksi şoförüne dehşeti yaşattı. Kanlar içinde kalan taksicinin baş parmağı koparken satırlı saldırgan da olay yerinden kaçtı. Orada fen işlerinin elemanları varmış. O esnada Erdi fen işlerinin arabasına kendini atıyor. Bu olay hakkında ne gerekiyorsa sonuna kadar takipçisiyiz, kararlıyız, hukukçularımızla
destek olacağız. Bu işi takip ediyoruz. Bu olay şiddetle kınıyoruz. Yaralanan taksi şoförü çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler taksi şoförünü yaralayan satırlı saldırganın peşinde. İstanbul Esenyurt'taki olaylı sitede ise sular bir türlü durulmuyor. Bakın, daha önce bir çetenin çökertildiği site, bu kez de yabancı uyruklu site sakinlerine uygulanan şiddetle ve kesilen elektriğini açmak için kurşun yağdıran site sakiniyle gündemde. Sen bir Türksün, ben bir Türk'üm. Konuşma fazla. Gerizekalı. Kovarım seni bak. Çık Türk'üm. Bak, mermiyi direkt buraya vurmuş. Kovarım seni bak. Çık. Böyle şey ya. Gerizekalı. Böyle olur mu? Olur tabii. Ama. Burası Türkiye dedi boğazına yapıştı. Site yöneticisi yabancı uyruklu site sakinine böyle saldırdı. Sen bir Türksün, ben bir Türk'üm. Konuşma fazla. Gerizekalı. Boğarım seni bak. Çık. Gerizekalı. Böyle olur mu? Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan site geçtiğimiz yıl bir suç örgütünün çökertilmesiyle gündeme gelmişti. 212 daireyi 850 kişiye satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş. 26 kişi tutuklanmıştı. Bu sahte satışlar neticesinde binamızı bu sahte satış yapılan kişilerle efendim doldurdular. 250 tane daire sahte evraklarla yetkisi olmayan kişiler tarafından insanları dolandırmak suretiyle satıldı. Operasyondan sonra site yönetimi başka bir şirkete teslim edildi, ancak olaylar bir türlü dinmedi. Sen mi Türksün, ben mi Türk'üm? Konuşma fazla. Gerizekalı. Boğarım seni bak. Çık. Gerizekalı. Böyle olur mu? İddialara göre yeni oluşan yönetimde yer alan bu adam henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu site sakinlerini darp etti. Site sakinine hakaret etti, boğazına yapıştı. Lan Türkiye'de adamların yaptığına bak ya. Ben yapıyorum, bunlar yapıyor ya. Şunların yaptığına bak. Terbiyesiz adam. Çocukların yanında yaptığına bak. Lan sen Türk müsün lan? Senden benden daha üzülür bu şerefsizler ya. Sitedeki olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Site yönetiminin 35 bin liralık borcu nedeniyle elektriğini kestiği bir başka site sakini elektrik odasını kurşunlayarak kapıyı kırdı. Ardından da kaçak elektrik çekti. Evet, bak mermiyi direkt buraya vurmuş. Buranın duvarını da kırmış. Bu kendisi efendim giriyor tabancasıyla, silahıyla. Bizim kendi elemanımızı etkisiz hale getiriyor. Camları, çerçeveleri efendim indiriyor. Sonradan elektrik odasına gidiyor, şartellerin olduğu yere. Orada kapıya işte beş el ateş ediyor. Efendim orada çelik kapıyı şey yapıyor, işte deliyor. Sonra duvarı yıkıyor. Site yönetimi tüm bu yaşananlardan çok dertli. Olaylarla ilgili ayrı ayrı suç duyurusunda bulunan yöneticiler bir an önce çözüm istiyor. Bunlar zaten yönetimden atıldı. Gerekli savcı şikayetleri yaptı. Yani devletimiz bunların zaten cezasını verecektir. Ben buna inanıyorum. Akrabalarla ye, iç, alışveriş etme diye bir laf var efendim. Duymuş muydunuz bilmiyorum. Bakın, Adana'da da bir kişi akrabalarına savaş açtı. Akrabalarım olmayınca her şeyim oldu diyen Şahin Ataban, iş yerine de akrabalarımız oturamaz diye böyle yazılı bir pankart dahi astı. Hala söylüyorum, hala devam ediyorum söylememe. 2 yıldan belli. Hala daha bu yazı akrabalarım oturamaz kesinlikle. Kendisini kıskanan akrabalarına sinirlendi. İş yerine akrabalarım oturamaz yazılı pankart astı. 40 yaşındaki Şahin Ataban su satarak başladığı işini kısa sürede büyüttü. Ardından da Sinan Paşa mahallesinde ev yemekleri satmak için küçük bir iş yeri açtı. Ancak akrabalarından gördüğü vefasızlığı hiçbir zaman unutmadı. Bir su satarak yola çıktım ve akrabalarım bana gülüyordu. Su satıyor bak nereden nereye. Ondan sonra Rabbim yürü yakum dedim. Ataban iş yerinin önüne astığı pankartla akrabalarıyla arasına set çekti. Akraban olmayınca her şeyin oluyor diyerek hayat felsefesini de anlattı. Yani ne gelirse akraba
arabadan geldi derler ya. O şekilde bir şey. Yabancına herhangi bir sorun gelmez. Akrabam olmayınca benim her şeyim oldu Allah'ın izniyle. İş yerinin önünde duran yazıyı gören müşteriler de Ataban'a hak vermeden edemedi. Şimdi benim bildiğim akraba akrabaya destek verir, kalkındırmaya çalışır. Yani ben böyle bilirim. Demek bu adam da zarar görmüş ki ne böyle bir yazı koymuş. Akrabalarıyla arasına koyduğu mesafeden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ataban herkese bir de tavsiyede bulundu. İnsanlara da söylüyorum. Hiçbir şekilde akrabalarınızla fazla görüşmeyin. Çünkü bu size nazar değil. Yani herhangi bir her şey olabilir size. Efendim IBAN'la ödeme talep eden bazı işletmelerin de vergi kurnazlığı yaptığı tespit edildi. Ancak söyleyelim büyük cezalar yolda. Bakın tüm hesaplar incelemeye alındı ve sadece de işletmeler değil onlara IBAN kiralayan ya da sadece ödeme yapan müşteriler de bu ağır cezalardan nasibini alacak. Hapis cezası ve mal varlıklarının dondurulması da gündemde. IBAN'a para gönderiyor musun? Gönderiyorum. Yok, hayır. Çok sıkıntılı işler IBAN'a para göndermek. Gönderiyorum tabii ki. Nakit olmuyor üstümde. Kolaylık oluyor. Alışverişlerde de artık istiyorlar IBAN kart istemiyorlar. Niye istemiyorlar? Vergi durumundan dolayı galiba. Alışverişte IBAN kullanarak vergiden kaçmaya çalışan işletmecilere büyük cezalar yolda. Ciddi anlamda idari para cezaları ve daha da ötesinde hapis cezaları söz konusu. Hapis cezaları da bir yıla kadar. İşletmecilere IBAN kiralayanlar da mercek altında. Böyle bir işe alet olmamaları gerekiyor. Genelde posta yazım yalanı yok diye söylüyorlar. Mecburen biz de hani ya parayı çekip bir şey yapıyoruz ya da IBAN'la yolluyoruz. Böyle bir diretmeye hiçbir işletmenin hakkı yok. Bu yasaya aykırıdır. Hayır, bizde kesinlikle yok. Olmaz. Zaten biz burada yazdık. IBAN'a para gün almıyoruz diye burada belirttik onu müşterilerimize. Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV gibi vergilerin ödemekten kaçındıkları için ve bunu da farklı hesaplara IBAN'a havale şeklinde tahsil ettikleri için devleti vergi ziyana, vergi zararına uğratmaktır. Pek çok işletmeci post cihazlarının bozuk olduğunu ya da çalışmadığını öne sürerek müşterilerden IBAN'a para göndermesini istiyor. Ancak bazıları ise bu durumu mecbur kılıyor. İşte bu durum hiç de yasal değil. İşlemi yapan işletmeler bu işletmelere hesaplarını ve post makinesini bankadan alarak kullanmalarına izin veren aracılar ve yine müşteri vasfında olup IBAN'a havale yapan tüketiciler de vergi kaçakçılığına karşı birinci derecede alet oldukları artık tüketiciler de sorumluluk altında olmaktalar. Bazen diyorlar evet bazı lokantalarda bile diyorlar artık bu iyice yaygınlaştı. Ve bankaların kara listesine alındıklarında hiçbir şekilde banka hesabı, kredi kartı hesabı gibi kredibiliteleri sıfırlanacak ve durdurulacaktır. Bu da işin bir başka boyutudur. Bu cezalar yalnızca IBAN kiralayan işletmelere değil, müşteriler de bu cezalardan nasibini alabilir. Çünkü para gönderdiğiniz IBAN yasa dışı işlere karıştıysa işte o zaman siz de soruşturmanın içinde kendinizi bulabilirsiniz. IBAN numarasını verdiklerinde finansal bütün bilgilerinin kimlerin eline geçeceği belli değil. Kesilsin, güzel olur yani kesilsin tabii ki. Sana da ceza gelecek. Bana niye geliyor, ben ne yaptım? Bana para gönderiyorum ki. İyi de ben onu bilmeden gönderiyorum ki. İlk o çetenin üyesi sonra. Ay tövbe deyin ya, tam ben göndermem bundan sonra. Ve efendim Slovakya bugün Başbakan Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimiyle sarsıldı. Kabine toplantısı sonrasında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giden Başbakan Fico silahlı saldırıya uğradı ve 4 el ateş edilen başbakan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kendisini selamlayan vatandaşların yanına gitti. Hiç beklemediği bir anda saldırıya uğradı. Slovakya Başbakanı Robert Fico uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Slovakya Başbakan Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişimi sonrası ayağa kalktı. Başbakan Fico bugün kabine üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası aracına binmek üzere dışarı çıkan Slovakyalı başbakan kendisini selamlayan vatandaşları görünce her şeyden habersiz yanlarına gitti.
O kalabalık grubun arasına saklanan bir kişi Başbakan Fico'ya suikast düzenledi. Tam 4 el ateş etti. Kurşunlardan biri Başbakan Fico'nun karnına isabet etti. Ağır yaralanan Fico korumaları tarafından apar topar aracına bindirildi ve en yakın hastaneye götürüldü. Başbakan Fico burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Bratislava'ya nakledildi. Hastane sözcüsü başbakanın bilincinin yerinde olduğunu, kurşun yaraları için tedavi edildiğini, yaşam fonksiyonlarının stabil hale geldikten sonra üst düzey bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Söz konusu suikast ülkede büyük bir infiale yol açarken saldırgan ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Slovak Cumhurbaşkanı Zuzana Kaputova acımasız olarak nitelendirdiği saldırıyı kınarken diğer ülkelerden de tepkiler gecikmedi. Öte yandan göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle eleştiriliyordu. Ve işte efendim Fenerbahçe Başkanlığı'na yeniden aday olma kararı alan Efsaneler Efsanesi Başkan Aziz Yıldırım resmen adaylığı açıkladı. Herkes de bugünü bekliyordu. Basın toplantısında duygusal anlar yaşandı. Yıldırım kimseyle kavga etmeyeceğim ama benimle kavga ederlerse ederim diye sözlerine başladı ve devam etti. Yıldırım ayrıca Ali Koç'a ünlü teknik direktör Mourinho üzerinden de bir rest çekti. İzleyelim. Sence bu kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. Geldim 20 sene Fenerbahçe'nin başına böyle oldum. Yine geliyorum. 72 yaşındayım. 3 sene için geleceğim. 3 seneden fazla yapamam. Başkanlık yarışında ben de varım dedi. Yeniden aday olduğunu bu sözlerle açıkladı. 6 sene önce ben ayrılırken medyası, herkes. Galatasaray'sı, Beşiktaş'lısı, Fener'lisi, Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu dediler. Maalesef bugün geldik. Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın diyorlar. Uzun zamandır aday olup olmayacağı konuşuluyordu. Beklenen açıklama için kameraların karşısına geçti. Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Birlik beraberlik mesajı verdi. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Ve Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz. Ne zaman? Bir araya gelirsek, bir araya gelmezsek, birlik beraberliği sağlayamazsak Fenerbahçe'den de hiçbir şey olmaz. Yıldırım adaylığa giden süreci de paylaştı. Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Para da kazanıyorum. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var. Onu gördüm. Dava arkadaşlarımız hepsi. Ya bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Birileri aday çıksın. O şekilde yürüyelim. Ama kimse sen varken olmayız dediler. Zaman zaman duygusal anlarda yaşayan Aziz Yıldırım, heyecan yaratan teknik adam Jose Mourinho vaadini de yeniledi. Mourinho'yla ilgili şunu söyleyeyim. Gittim yüz yüze konuştum. 2 saat. Şartlarda anlaşırsak gelecek. Yıldırım Süper Lig'in 37. haftasında Sarı Lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına da değindi. Değişim vurgusu yaptı. Bu arada bu hafta oynanacak maçta takımımızın muhakkak galip geleceğine de inanıyorum ve galip geleceğiz. Yeni süreç başlayacak. Yıldırım Sarı Lacivertlilere seferberlik çağrısı yaptı. Fenerbahçe'ye sahip çıkalım dedi. Fenerbahçe'nin üzerinde ölü bir toprak var. 4 sene bizden, 6 sene burada, 10 senedir bir ölü toprak var. Hep beraber imece usulü çalışarak, parayı da imece usulü vererek, bularak hep beraber sahip çıkacağız. Fenerbahçe olan seçimli genel kurulu 30-31 Mayıs tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın toplanacak. Ve yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakın efendim, Türkiye'nin otomobili TOGG'un yeni modelini inceledi o da. Hem dışından hem içinden inceledi. Yerli ve milli gururumuz olan TOGG'un yeni modeli görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un göz kamaştıran yeni modeli T10F'in sürücü koltuğuna oturdu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kuruluna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programın ardından TOGG'un stadını ziyaret etti. Yeni modeli T10F'i inceledi. Erdoğan yeni model hakkında detaylı bilgi aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı. T harfi Türkiye ve TOGG'un baş harfini temsil ediyor. T harfinin hemen yanında konumlanan 10 sayısı ise segment tamamlayıcısı olarak C segmentini işaret ediyor. T10'un yanına gelen F harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak faceback kelimesinin baş harfinden esinlenildi. Böylece T10F model ismi ortaya çıktı. Büyük ilgi gören TOGG'un yeni modelinin 2025 yılı itibariyle önce Türkiye'de sonra da Avrupa'da satışa çıkacağı duyuruldu. Evet sevgili izleyenler, Beyaz Ana Haber işte devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la devam edeceğiz. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi yine ödüle layık görüldü ve küresel çapta ses getirmeye devam eden proje Akdeniz PAA ödülünün sahibi oldu ve törende ödülü Emine Erdoğan'ın adına Çevre ve Şehircilik Bakanı, İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki aldı. İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Proje uluslararası alanda bir ödüle daha layık görüldü. Ödül Emine Erdoğan adına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Portekiz'in Braga şehrinde düzenlenen törende aldı. Törende konuşan Özhaseki, sıfır atık projesinin önemine dikkat çekti. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde bir küresel çevre hareketi ve dünya markası haline gelen sıfır atık ile 6 milyar dolar ekonomik bir kazanç sağlanmıştır. 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. 127 milyon varil petrol tasarruf edilmiştir. Kısa sürede dünya markası haline gelen ve küresel çapta değer gören sıfır atık projesi, Avrupa'nın en önemli ödüllerinden biri olan Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin sahibi oldu. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun başkanı olarak atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum. Atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve doğal kaynakları koruyarak daha temiz, daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir Türkiye'yi hedefleyen proje, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatıldı. Efendim bu haberle birlikte biz de Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.